Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, Mavera'ya hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dost Televizyonu'nda ve Dost FM'de bugünkü beraberliğimize başlıyoruz. Efendim bugün programın içinden ne çıkacak? Bu belli değil. Belirsiz. Programımız bir belirsizliğe adım atıyor. Şu anda siz önünüzdeki bir saate başlıyorsunuz önünüzdeki bir saat belirsiz, belirsizliğe başlıyorsunuz. Şu anda bizi sabah izliyorsanız, o günün içinde ne yaşayacağınız belli değil. Gece izliyorsanız, önünüzdeki gece boyunca ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, neyle karşılaşacaksınız belli değil. Belirsiz. Biz belirsizliğe adım atıyoruz her an, her gün, her zaman. Önümüz belirsiz. Sevgili dostlar, Yaşamanın kendisi bir risktir ve hayat baştan sona bir belirsizlikler yumağıdır. Geleceğinizi bilemezsiniz. Şu anda sizin hakkınızda kim neler düşünüyor, neler konuşuyor bunu bilemezsiniz. Vücudunuzun içinde şu anda neler olup bitiyor onu bile bilemezsiniz. Halbuki söz konusu olan sizsiniz, kendiniz. Kendiniz şu kolun içinde ne oluyor, ne bitiyor, şu kafada neler dönüyor bunu bilemezsiniz. Ben de bilemem. Bilemeyiz. Belki en önemlisi ne zaman hastalanırsınız, ne zaman bir musibet size isabet eder, ne zaman öleceksiniz, kıyamet ne zaman kopacak sizin için ve dünyamız için, alemimiz için bunları da bilemezsiniz. Sevgili izleyiciler, insan fıtratıysa bunu sevmez. Biz yaratılışımızdan getirdiğimiz özellikler dolayısıyla fıtratımızla belirsizlikten hoşlanmayız. Geleceğimizin net olmasını isteriz, önümüzü görmek isteriz. Belirsizlik bizi korkutur, endişeye sevk eder. Belirsizliklerimizin ortadan kalktığı bir zaman biz kendimizi daha çok güvende hissederiz. Peki madem biz bedirsizliği sevmiyoruz, bundan endişe ediyoruz, korkuyoruz, hoşlanmıyoruz. Hayatta başlı başına kendisi bir risk ve bedirsizlikler yumağı. Başımıza ne geleceğini bilmediğimiz gibi tedbir alma imkanımız da çoğu zaman yok. Risk altındayız. Daha önce farklı programlarda konuşmuştuk hatırlarsanız. Dünyamız öyle bir halde ki altımız magma tabakasından oluşuyor bir alev topu. Hemen altımız dünyanın göbeği, alev topu. Bu dünyamız çok hızlı bir şekilde boşluk aleminde yuvarlanıyor. Dolayısıyla korkuyu gerektiren bir tehlike ortamındayız. Risk altındayız. E madem biz belirsizliği sevmiyoruz, hayat da böyle belirsizlikler yumağı olarak karşımıza çıktı. O zaman şu soruyu insan ister istemez sormaya başlıyor. Allah neden alemi böyle yarattı? Allah neden? belirsizlikler olmasını takdir etti. Neden bizleri yaratırken, hayatı yaratırken, zamanı, mekanı yaratırken Allah neden belirsizlikler içerisinde olmasını takdir ederek yarattı? Çünkü şunu her programda tekrar etmeye çalışıyoruz ki Allah hiçbir şeye haşa mecbur değildir. Allah böyle dilediği için biz bu alemi böyle yaşıyoruz mecburen şu alemde belirsizlikler doğuyor tabiri tamamen yanlış. Mecburen insanlar geleceğini bilemiyor. Tamamen yanlış. Mecburen insanın ne zaman öleceği gizlenmiş yanlış. Allah için mecburiyet yok. Biz bu alemin böyle yaratıldığını bildiğimiz ve onun zemininde yaşadığımız için öyle tahayyül ediyoruz, öyle tasavvur ediyoruz. Allah bu alemi tıpkı cennet cehennemde olacağı gibi büsbütün bambaşka şekilde bambaşka şartlar dairesinde yaratsaydı o zaman biz bu dünyayı böyle yaşamayacaktık. Ve o zaman bu mecburiyet diye bizim algıladığımız durum ortada kalmayacaktı. Yani sorumuza geri dönüyorum. Allah neden belirsizliklerle beraber şu dünyayı yaratmış? Biz belirsizliğin içerisinde neden o korkuyu hissediyoruz? Sevgili dostlar, Allah şu alemi, şu dünyayı kendi takdiriyle, iradi olarak, isteyerek, bilerek belirsizliklerle beraber yaratmıştır. Çünkü belirsizliklerde de rahmet ve güzellikler bulunur. Şöyle bir düşünelim. Mesela eğer ecel vaktimiz belirlenmiş olsaydı, standarda kavuşmuş olsaydı, bu daha iyi mi olurdu, daha kötü mü olurdu? Bir düşünelim. Birkaç örnek üzerinde düşüneceğiz programımız boyunca. Programımız kapsamında birincisinden başlıyoruz. Eğer ecel vakti yani ne zaman öleceğimiz belirlenmiş olsaydı. Mesela insan için dünyaya gönderilirken bir standart, emeklilik yaşı gibi bir standart belirlenmiş olsaydı. 80 yaş ömür çizgisi olsaydı. Herkes bu dünyaya gelecek, eşit şartlarda yarışacak 80 yıl ömür verilecek, 80 yıl sonra ölecek. Böyle bir şey olsaydı ne olurdu? İyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Çünkü şu andaki durumun alternatifi bu. Şu anda 30 yaşında mı öleceğiz, 17 yaşında mı öleceğiz, 89 yaşında mı öleceğiz bu belli değil değil mi? Her an ölme ihtimalimiz var. Belirsizlik. E bunun tersi, tersi şu bir standart koyarsın, herkes 80 yaşında tak öbür tarafa gider. Böyle olsa da hami iyi olurdu. Değerli izleyicilerimiz, böyle bir hayatı düşünelim. Böyle bir hayat olsaydı muhtemelen başımıza gelecek olan şuydu. İlk 60-70 yıl gaflet içerisinde kendimizi eğlenceye vererek yaşayışımız devam edecekti. Çünkü geride kalan nasıl olsa bir 10-15-20 yıl var değil mi? E, o zaman yaparız biz yapacağımızı. Allah'ın yoluna döneceksek o zaman döneriz. Allah'ı razı edeceksek o zaman razı ederiz. Çünkü biz 60-70 yıl boyunca bir şey yapmasak da ölmüyoruz ki. Ölümle yüzleşme riskimiz, ihtimalimiz olmayınca nasıl yaşarsan yaşa. Böyle bir anlayışa sahip olurduk. Peki bu bir. Ondan sonra geldik diyelim 60-70 yıl zevkü sefa içinde yaşadık. Son 10 yılda, 10 yılda da Allah'a döneceğiz, tövbe edeceğiz namaz kılacağız, hacca gideceğiz. Diyelim bunlara karar vereceğiz. Onun için son 10 yılı bekletiyoruz. Son 10 yıla girdiğimizde de o zaman yine zihnimiz sağlam çalışıyor olmayacak. Bu yaşlanmaktan dolayı değil. Bu şundan dolayı. 10 yıl içerisinde öleceksin. Bunu biliyorsun. Dolayısıyla ölümle tam yüz yüze burun buruna olduğun zaman da bu defa onun endişesi, onun korkusu, onun dehşeti seni kasıp kavurmuş olacak. O zaman biz bu hayatı ilk 70 yılı eğlenceyle, son 10 yılı dehşet, korku, bekleyiş içerisinde biz bu hayatı büsbütün boşa, verimsiz şekilde tüketmiş olacaktık. Hayatımız hayat gibi olmayacaktı. Allah korusun ki böyle olacaktı. Doğru bir hayatın yaşanması için ne gerekiyor halbuki? Kaliteli bir hayatın yaşanması için ne gerekiyor? korkuyla ümit arasında dengeyi kuşanmak gerekiyor. Her zaman bir tarafımızda korku, bir tarafımızda ümit. Bu dengeyi kuşanmak gerekiyor. Biz bir treniz gibi tren raylar üzerinde hareket ediyor. O çift rayın bir tanesi korku, bir tanesi ümit. Bu olmayacaktı eğer ömrümüz, ecel vaktimiz belirlenmiş olsaydı, muallakta belirsizlik içerisinde kalmış olmasaydı durum böyle olacaktı. Bir rahmet bu. Sevgili dostlar ayrıca düşünelim. Hastalık, tedavi, savaş, barış gibi kavramlar bunlar da ortadan kalkacaktı. Çünkü nasıl olsa ölmez. 65 yaşındayım diyelim. Kalbim çok ağrıyor, çok büyük sızı içinde dayanamıyorum. Hastaneye gittim. Ya hastanede hadi ağrımızı iyileştirecek, Gönlümüzü hoş edecek, bizi bir müddet rahatlatacak bir şeyler bize uygularlar. Ama daha ötesinde çok da zorlamaya gerek yok. Çünkü 80 sene zaten belli standart. Bundan önce yaşamış olan milyonlarca insanlara bu görülmüş. Herkes 80 yaşında tak ölüyor. E o zaman bir şey yapmaya gerek yok. Ölmez zaten. Savaşıyorsunuz. Öldürmeye çalışıyorsun, çalışıyorsun. Adam ölmüyor. Çünkü 80 yıl bir standart belirlenmiş. Peki sevgili dostlar, bu insan ömrü tam belirlenmiş olsaydı hayat temelinden çökecekti. Peki dünyanın sekeratı olan, dünyanın can çekişmesi ve ölümü anlamına gelen kıyamet belirli olsaydı o zaman ne olurdu? O zaman da ilk çağlarda, orta çağlarda insanlar kıyamet bilincinden tamamen uzak kalacaklardı kıyamet bilinci de insanlığın yoldan çıkmasını engelleyen önemli bir inanıştır. Ashab-ı kiramda bu bilinç çok yüksekti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin kendi aralarında bulunduğu zamanda bile fitne fesat ortalığa saçıp savuran birisini gördükleri zaman deccal zannederlerdi. Bir şiddetli rüzgar estiği zaman, yağmur hızlandığı zaman o zaman sanki kıyamet mi kopuyor endişesiyle doğrudan camiye, Mescid-i nebeviye koşarlardı, orada toplanırlardı. Ya yani kıyamet bilinci çok sağlamdı. Şu anda biz çok rahat yaşıyoruz. Ama kıyamet bilinci insanlığın yerli yerinde durması için bir kontrol mekanizmasıdır, olması gereken bir inanıştır. Dolayısıyla böyle bir inançtan uzak kalacaktı insanlar. Çünkü biliyoruz ki mesela 2200 yılında kıyamet kopacak. Bu ilan edilmiş belliyse, belli olsaydı o zaman 2200 yılından önceki nesille kadar hatta 2100 yılına kadar hiç kimse kıyamet endişesi bilinci içinde olmayacaktı. Sona gelindiğinde ise, sona gelindiğinde o zaman da hiçbir araştırma, hiçbir teknolojik gelişme, hiçbir buluş, hiçbir yeryüzünü imar etme faaliyeti olmayacaktı, yapılmayacaktı. Niye yapılsın ki? Sonunda tahrip olacak. Üçüncü köprü yapıyoruz şimdi İstanbul'a. Niye yapıyorsun ki? Kıyamet kapacak, tahrip olacak. Büyük kuleler dikiyor Japonlar, Çinliler, Dubai'liler, kendi bulundukları memleketler. Ya niye uğraşıyorsun? Yüz katlı bina yapıyorsun. Niye yapıyorsun ki? Zaten bu çökecek. 10 yıl sonra kıyamet var belli. E o zaman kıyamet vakti belirli olmuş olsa dünyanın insan olduğunun gelişimi de tamamıyla yine durmuş olacaktı. Problemli durumlardan bir tanesi de bu. Sevgili izleyicilerimiz. Şimdi belirsizliklerden iki örnek takdim ettim. Bir üçüncüsü de şu. Peki bizim rızkımız belirlenmiş olsaydı bu iyi olur muydu? Hadi hayatımız belirlenmiş olduğunda bir iyi olmuyor anladık. Kıyamet belirlenmiş olduğunda iyi olmuyor tamam. Rızkımız da belirsiz. Rızkımız yani 3 yıl sonra benim gelir düzeyim ne olur bu belli değil. Çünkü bununla ilgili bir garantim yok öleceğimi de bilmiyorum zaten. Hadi yaşadım. Yaşadığım zaman içinde de gelir düzeyim ne olur? Tahminlerim olabilir belki. Tahminlerim. Ama bir sürü ayrı şart, bir sürü ayrı e, koşulun dairesi içerisinde hayatımız ve gelirimiz şekilleniyor. Kendi mesleğimin bir payı var. İçinde bulunduğum iş yerinin bir payı var. Sektörümün öncesinde bir payı var. Ülkemin içinde bulunduğu durumun bir payı var. Dünyanın genel ekonomik durumunun bir payı var. Dolayısıyla belirsizlikler içerisinde yaşıyoruz bu konuda da. Gelir seviyemiz, rızkımız o belirli olsaydı o zaman ne olurdu? Baştan belirlenmiş. Muhammed Alpkent'in geliri şudur. Bu kadar. Bu belirlenmiş olsa ve bu konuda zihnimde bir belirsizlik kalmasaydı durum ne olurdu? Bu durumda da sevgili izleyicilerimiz takdir ederseniz ki biz çalışmazdık, teşebbüs etmezdik. Çalışsan da bir, çalışmasan da bir. Zaten benim rızkımın, gelirimin ne olacağı belli. Öyle değil mi? Performans göstermeye ne gerek var? Diye düşünebilirdik. İşimizi iyi yapmak için, kaliteli yapmak için, tutundurmak için, hayata tutunmak için gayret göstermezdik, uğraşmazdık. Çünkü belirli. Sen uğraşsan da uğraşmasan da sabah erken de kalksan, geçte kalksan. Belli zaten. O zaman bu belirlilik yine bizim hayat kalitemize, ket vuracak bir durumla bizi karşı karşıya bırakmış olacaktı. Sevgili izleyicilerimiz, hasılı kelam özetle şunu kesin bir şekilde görüyoruz. En güzel hayat şu anda yaşıyor olduğumuz hayattır. Bu sistem dairesinde yani şu belirsizlikler yumağı olarak başta tarif ettiğimiz şu hayatın Allah'ın takdir ettiği, uygun gördüğü şu düzeneyi, şu mekanizması içinde bizler her zaman uyanık olmak durumundayız. Her zaman hazır durumda beklemek konumundayız. Ölümün bizi yakalayacağı zamanı, ömrümüzün sonunu her zaman hazır durumda beklemek durumundayız. Yaşlılığımıza tehir edelim de o zaman tövbe ederiz diyebilecek bir halimiz şu anda bizim yok. Ömrümüz 80 yıl olsaydı bu olurdu. Bu da dengeli olmazdı izah ettik biraz önce. Ama ömrümüzün şu anda bir garantisi, bir standardı, belirliliği olmadığına göre tehir etmek, geleceğe bırakmak lüksümüz, ihtimalimiz yok. Dünya da ahirette bize eşit yakınlıkta olarak bir korku ve ümit dengesi içinde insan dolu dolu yaşamalı, ancak böyle yaşadığımız zaman biz zaten doğru yaşıyoruz. Ve onun yolu da bu belirsizliklerin olmuş olması. İnsan gerçekten sevgili dostlar belirsizlikten hoşlanmıyor. Bu bizim sevdiğimiz bir şey değil. Zevk almıyoruz, korkuyoruz. Ama belirsizlikten hoşlanmamakla beraber asla Cenab-ı Hakk'a isyan kokan ifadeler, tavırlar içerisinde olmamaya hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü bu belirsizlikler de Allah'ın rahmetidir. İyi ki böyle. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Olmasını çok istediğimiz bir şeyin bekletilmesinde Allah'ın ne gibi koruması var, ne gibi lütfu var, ne gibi bir hikmeti var bunu bilmiyoruz. Allah biliyor ve karar veriyor. Biz yapmamız gerekenle mesulüz. Yapmamız gerekeni yaptıktan sonra sonucu, neticeyi tamamen Allah'a bıraktığımızda ki bunun adı zaten tevekküldür. O zaman rahat ediyoruz, huzurlu oluyoruz. Rahat etmenin ötesinde gerçekten de zaten ahlakın gereği bu. Gerçekten de sonucu Allah belirliyor. Biz bıraksak da bırakmasak da ve o sonuç her zaman hakkımızda doğrusu hayırlısı oluyor. Biz hayatımızda edepsizlik de yapsak. Hayatımızda Cenab-ı Hakk'a karşı edepten bahsediyorum. Allah'a karşı şikayet kokan bir hal, tavır içinde de olsak yine de Allah bizim için sonuçları takdir ediyor, yaratıyor ve her zaman biz ne durumda olursak olalım Allah inceliğiyle tabir caizse, nezaketiyle, Allah lütfuyla, lütfuyla bizim için en güzelini, en hayırlısını takdir ediyor. Bu belirsizliklerin olması güzel. Son bir nokta ifade edeyim müsaadenizle o da şudur. Bu belirsizliklerin Yerli yerinde kullanıldığı bir örnek bizim hayatımız. Bir başka örnekse Kur'anımız. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de de belirli olması gerekenler net bir şekilde yerli yerinde ifade edilmiş. Belirsiz kalması gerekenler çok uygun şekilde yine yerli yerinde ortaya konmuş ifade edilmiş. Kur'an hayatın bir yansıması. Hayatın kılavuzu olduğu için böyle olsa gerektir. Rabbimizin bize ezeli hitabı olan Kur'an'a şöyle bir göz gezdirsek, baksak o zaman şunu net bir şekilde göreceğiz. İmana bağlı konular çok açık bir şekilde, detaylıca ve tekrarlarla zikrediliyor. Çünkü öyle olması gerekiyor. Belirsizliğe yer yok orada. İmana ait konular açıkça, detaylıca ve tekrarlarla ifade ediliyor, zikrediliyor. Ahiret hayatı, ahiret hayatında karşılaşacaklarımız onlar da yine çok açıkça, detaylıca ve tekrarlarla ifade ediliyor. Bu konuda belirsizlik yok. Ancak söz konusu dünyevi geleceğimiz olduğu zaman, dünyevi geleceğimize ilişkin konular, haberler bunlar net bir şekilde yok. Belirli olarak değil, muğlak ifadelerle fakat ilkesel düzlemde ele alınmış, haber verilmiş, ifade edilmiş. Yani ben dünyada nasıl yaşarsam, nasıl sonuçlarla karşılaşırım. Bunların prensipleri, ilkeleri hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bu konuda zihnimde bir boşluk bırakacak ihtimal yok. Bununla beraber somut olarak, somut olarak kendi dünyevi geleceğimiz, dünyamızın geleceği bunlar üzeri örtülü, ilkesel anlamda ele alınmış, belirsizlikler korunmuş, İyi ki de böyle olmuş. Allah'ın rahmetini biz Kur'an'ın üslubunda da, hayatımızda yaşadıklarımızın akışında da görebiliyoruz. Allah tevekkül etmeyi, doğru bir yaklaşımla sonuçlardan razı olmayı, her zaman her zaman hayatımız ve Rabbimizin nimetleriyle ilgili hüsnü zanda bulunmayı nasip etsin. Sevgili izleyicilerimiz, mavera'nın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden hepinizi bekliyoruz. Dost Televizyonu'na, Dost FM'e beraberliğimize bekliyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.